elbise kaldı. Herkesi gönderdik. Hepinize. Evet. Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Biz dün Merzifon'a geldik. Fulya'yı yolcu ettik. Ondan sonra tatil ya işte okullar. Merzifon'a geldik. Ondan sonra Cema. 11. Kahvaltımızı falan yaptık. Dün akşam geldik. Şeyi izledik. Selahattin Eyyubi Kudüs Fatih'in ilk bölümüydü. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra pazartesi günleri yeni dizim Kudüs Fatih'i Selahattin Eyyubi olacak. İnşallah yani sıkılmazsam. Hiç hayatımda o tarz bir dizi izlememiştim. Bu ilk olacak. Çünkü bugün de aile var ya. Yani direkt konuya dizilerden girdim. Aile var ya, aile final yapacak diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama o internette okumuştuk değil mi? Aile final yapacakmış. O yüzden kendime yeni bir dizi buldum. Yani Kızılcık Şerbeti'nin haricinde Selahattin Eyyubi'yi izleyeceğim. Neyse. Dün işte geldik, yemek yedik. Onu izledik. Ondan sonra bugün de işte uyandık, kahvaltımızı falan yaptık. Oraları topladık, mopladık falan. Herkesi evden gönderdik. Toygar tıraşa gitti. Teyzem Okan köye gittiler. Köyde ne yapacaklar acaba? Ondan sonra biz de Beril'le evdeyiz. Hava karanlık, yağmurlu. Görünmüyor ama. Çarşıya çıkacağız tabii ki de. Ne yapacağız Merzifon'da? Çarşıya çıkacağız. Ne yapacağız? Ne yapacaktık? Konuşamadım. Evet, Beril yine kulaklarını deldirmek istiyormuş. Bıkmadı, yılmadı. Her şehirde gördüğünüz gibi her yerde kulak deldiriyor. O montunu da oradan alır mısın? Asılmıyor ki. Tamam, kol şeyi sandalyenin kenarına as. Kulaklarını deldirecek ama normal işte böyle yani tabancayla deldirirsin zaten. Kesimini göster bakayım. Hala deldirdiği günkü gibi geziyor. Çarşıya falan çıkarız işte, gezeriz, dolanırız. Başka ne yapacağız? Züccaciyelere falan uğrarız. Klasik yani. Böyle Merzifon'da ne yapılabiliyorsa bunları yaparız. Evet. Teyzemin çiçeğini göstereyim mi size? Bundan koparıp götürmüştüm ya. Yine coşmuş böyle, daha büyümüş. Çok güzel görünüyor. Bu da o bizimkilerden zaten. Bu da büyümüş. Evet, böyle yani. Merzifon'da gezmeceler. Gelmişken yani gezeriz. Halan da gelir belki. Merzifon'da diyorum gezmeceler. Fulya mesaj gönderdi WhatsApp'tan. Evet, Fulya'yı gönderdik. Allah, kapı. Bu kim? Kendilikten. Ah, Okan. Yeleğini unutmuş. Yeleğini verdim, geri gitti. Fincanları da burada. Onları da hemen elimde bir hızlıca yıkayım. Mutfakta oturayım birazcık da. Buraya geldim. Şimdi Beril dizleştireceği çantaya koymuştu. Buradaymış. Buldum. Ben şimdi şuraya takacağım. Aa! Ayağımın yan kemiğini valize vurdu. Acılar içinde kıvranıyorum şu anda. Saçlarım çok kabarık. Dün duş alıp kurutmuştum sadece. Gerçi dışarıda da hava bayağı bir nemli. Yine kabaracak böyle ama olsun. Yine de bir düzleştireceğim. Düzleştireceğim. Düzleştiriciyle yapalım. Şuraya takayım hemen. Zaten 2 saniyede ısınıyor bu. Priz olmadı mı? Açalım hemencik. Evet. Hemen ısınıyor zaten. Şuraya koyayım. Ondan sonra da size dün kolyemi takmıştım. Bunu yeni almıştık Fulya'yla. Şöyle madalyon kolye. Bunu takmıştım. Gece koptu biliyorsunuz mu? Koptu şurasından. Bir saniye. Böyle koptu bakın. Bunu getirdim ki hani özellikle de taktım. Buraya isimlerimizi yazdıracağım. Hani Merzifon'da dedim daha kolay olur. Yazdırmak. Ankara'da çünkü hani her yerde yapmıyorlar. Yani koptu ama orada ismi yazdırırken onu da hemen taktırırım yani. Burada dursun, unutmayayım yine. Takamayacağım ama
çantama koyayım ya da çantamda dursun. Çarşıya hazır çıkmışken bunu da hallederiz. İnşallah dolanmaz birbirine. Evet, koydum. Bu da ısınmıştır. Hemen yıkayayım saçlarımı. Kapattım, bitti saçları. Şaka gibi ya. Bakın, küpemin kalbi düşmüş, taşı. Yani buraya geldim, bütün takılarım sapır sapır dökülüyor. Ben anlamadım yani. Acaba bu nereye düştü? Şaka gibi ya. Kalp vardı bunun ucunda. Yani taşı kalpti. Bakıyorum bakıyorum, Allah Allah diyorum, bu diyorum. Böyle bir küpe değildi bu, nasıl? Bakın düşmüş, taşı yok. Allah'ım, o kadar da küçüktü ki acaba nereye düştü? Sabah çıkarmıştım böyle, buradan aldım taktım, taşı vardı daha. İçerilerde bir yerde düştü demek ki. Hayır, şimdi saçımı yaparken düştü desem fark ederdim herhalde ya. Bütün evde taş arayacağız. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Arıyor arıyor, gidiyorum şimdi. Nerelere girdiysem oralara bakacağım. Beril. Hı. Kalk çabuk. Niye? Kalk. Facia o. Kalp küpemin taşı düşmüş. Benim var ya kalp küpem. Yani evet, iki tane almıştık da. Taş nereye düştü ama? Kalk, bütün evi tarayacağız hadi. Hayır. Kalk dedi. Hayır. Parlayan bir şey görürsen eğer, onu geri bulup takmamız. Şurada oturdum. Buraya geldim. Buraya geldim. Sonra şuraya gittim. Video çekerken. Bir de mutfağa gittim bugün. Başka da bir yere gitmedim. Hey! Sana diyorum. Kalk. Mutfakta. Şurada oturdum. Kahvaltımı yaptım. Yok. Yani zaten bulmak da mümkün değildi bence. Şuradan alet erdevatlarını da alayım. Artık çıkıyoruz. Beyle sen de montunu giy. Hazırız. Ha, Johnny Depp'in kızına mı benziyor? Neyse yürü ya, çok müzik var burada. Çekim de yapamadım zaten. Armaya girmiştik. Çarşıyı karıştırmaya başladık. Beril eşortman aldı kendisine. Çok güzel ama eşortman. Ben de alacaktım. Hatta Arzu ablam da almış. İki rengini giyiyormuş ama şey, böyle bir eğri mi yeriydi hepsinin, dikişleri mikişleri falan. O yüzden alamadım. Çok üzgünüm şu anda. Neyse şimdi şeye gideceğiz. Böyle aşağıya doğru. Klasik. Çağhane pazara gidelim. Değil mi? Ne hayır. Hava güzel. Hava güzel. Yürürüz. Şeyde kolye içinde şurada aşağıdaymış. Arzu ablam biliyormuş yerini. Arzu ablam da burada bak. Şey işte isim yazdırmak için. Oraya gideceğiz. Oradan çıkınca. Sonra da bu kızın kesimini hallederiz. Ondan sonra da bir markete uğrarız. Tamam işte, şarjımız bu kadar. Bu neymiş ya? Ha, türkücü besim kap. Şurada yukarıda şey vardı. Müzik bir şey reklamı da ilgimi çekti o. Evet, Okan Koçtaş'ı soruyordu. Ne yapacaktı acaba Koçtaş'ta? Burada var Koçtaş. Ne yapacak?
Acaba şey mi şey yapacaktı? Teyzemin şey klozeti yenilenecekti. O yüzden. Neyse hadi gidelim. Evet. Züccaciye'ye girdik. Orada da yine çok müzik vardı. Burada niye mağazalarda aşırı derecede müzik var? Beyiç köfte aldı hemen yerimizden. Bizi izleyenler bilir. Merzifon'a geldiğimiz zaman çiğ köftemizde bu Merzifon Belediyesi'ne ait olan çay bahçesine geliyoruz. Burada da sodamızı, çayımızı çiğ köfte eşliğinde. Var mı yer? Burası aile bölümünde. Ama aile bölümünde de yer yok. Nasıl çıkarırlar senin için? Çıkarırlar mı? Evet, söyleyeyim de çıkarırlar. Tamam, teşekkürler. Evet. Dede bize yardımcı oldu. Çiğ köftemizle çayımızı alıp buraya kesinlikle geliyoruz. Evet. Şimdi hava da güzel olduğu için evet masamız geldi. Neydi senin adın? Mustafa. Tamam. Mustafa bize hep hizmet ediyor. Ama bizi hiç tanımıyor. Ne oldu? Kızım bir şey düştü ya. Böcek mi düştü? Bilmiyorum. Çok kötü sulanmış. Gözünden yaşlar gelmiş. Şey, neli var sodalar? Karpuz, şekerli limon. Limonlu alayım ben. Ben sade istiyorum. Sen? İki limonlu, bir sade. Bugün kahve içmeyeceğim. Demin çünkü içtim. İçimiz yandı değil mi? Ha, ben de limonlu soda içeceğim. Güzel mi ki köften? Evet, burası bizim uğramamadan geçemediğimiz bir yer. Baktık hava da güzel. Bir de kalabalık. Ondan sonracığıma dedik ki oturalım yine. Ondan sonra da aşağıya doğru ineriz artık. Dün canımız çiğ köfte istemedi. Evet. Geç yaptık ama. Şuramda da sivilce çıkmış ya. Şimdi fark ettim. Çok kötü görünüyor. Dedem de sigarayı nasıl tüttürüyor. Bak. Bastonuyla. Mustafa teşekkür ederiz. Çekeyim mi seni de? Gerek yok mu? Limonlu sodalarımız geldi. Hem de bey pazarıymış. Evet, biz şahane pazara geldik. Boyalara bakacağız şimdi de. Fiyatlarına bakayım dedi eğer röfle satı varsa. Görebiliyor musun beri? Ben de göremedim. Yok değil mi? Kolesterol. Arzu! Ha, lastik. Bak sen de baksaydın. Arzu ablam aşağıda kaldı. Röfle seti yok. Bir kere bakmıştım ben, vardı burada sanki. Bunlar başka marka. Neyse. Kolay gelsin. Oradaki kadına şeyi sordum. Çekim yapabilir miyim diye. Çünkü bir kere kızmıştılar. Çekim yaptırmamıştılar. İsterseniz yani istediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz dedi değil mi Berit? Kulaklarına duydun mu sen de? Bak burada abur cuburlar var. Abur cubur yeri de yapmışlar. Ha, gözlük buldum. Geçen de baktığımız bu değil mi? Allah çıkmadı. Şu gözlüğü alayım mı? Tamam, bu benim gözlüğüm. Artık bununla güneşe çıkabilirim. Ama sanki böyle bir özürlü gibi göster. Bunu önüne kim takıyor bunu? Manoş'la sen takmışsın ya, onu hatırlıyor musun? Yani güzel oldu. Dur göstereyim. Çok yakıştı sana. İniyoruz mu? Hadi inelim. Aşağıya inelim. Güzel değil ya. Şalları karıştıralım. He. Ben de röfle. Kalitesiz mi? Lastikler mi? Röfle setine baktım da yoktu. Evet, burada da müzik sesi var ama çekeceğim. Bakın, oha, hepsini istiyorum bunların ben. Çeşit çeşit. Koyacağım böyle eline, evine alıp Arzu'la bak bunları. Kırılınca yenisini çıkaracaksın hemen stoktan. Değil mi? Aa, şunlar da çok güzel. Bunlar neymiş? Ha, sufle şeyi, şeysi. Kaseler.
Burada da var gözlükler. Ha, termoslar ne güzelmiş. Neyse biz şuraya inelim hadi. Tablalar. Büyük gül tablası sevmiyorum ben. Yani küçük. Küçük gül tablası seviyorum. Evet, bardaklar, 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 bardaklar. Şunlar da güzelmiş. Bunları beğendim. Bunlar klasik su bardağı, düz. Bunlarda ben bir şey içmeyi hiç sevmiyorum. Bu bardaklarda. Ölçü bardağı olarak. Şu be, ha. He, no, işte bir su bardağı. Bu benim bardağımdan. Bu çok güzel çay bardağı. Şu. Değil mi? Bakayım hani. Ha, şu bizim aldığımızdan. İşte bu misket. Misket diye geçiyor ama biz işte onu şey için aldıydık. Neydi? Margarita bardağı. Evet, benim en sevdiğim kadehler. Kadehlerde içeceksin her şeyini. Şu da güzelmiş. Bak mı, Beril Tokyo modeli. Ne modeli? Tokyo. Şu. Güzel değil mi? Bunlar niye hep üçlü ya? Bunları niye altılı yapmıyorlar? Bu da mı aynısı? Küçüğü bu herhalde sanki. Aynısıymış. Bu da çok güzel. Kocaman. Bak bu da güzel. Veril. Şey bardağı. Su bardağı. Tatlı bardağı. İşte bak bu dev. Tatlı bardağı mı? Bunun içine tatlı yapsan uzun kaşıkla yiyebilirsin. Okan bana hep diyor ki klasik çay bardağı al eve diyor. Ama ben hiç almıyorum. Şöyle. Şunlardan mesela. Ya da bundan. En kısa klasiği bu. Bundan alacaksın. Değil mi? Ha, bu da düzü. Böyle alalım mı Beril eve? Nereye koyacaksak. Evde de yer yok. Baban diyor ya hani klasik alalım diye. Bunlar klasik değil. İşte klasik gibi. Kahve bardağı. Ha şunlar. Cihangir, onlar güzel. Bu mu güzel? Evet. Küçük gibi sanki ya. Onun şekli güzel. Bence bu güzel. Şöyle de var. Bence bu güzel. Alıyorsam da en klasiğini alırım. Hayır, o güzel değil. Böyle güzel. Bunlar klasik işte. Tam bu klasik ince belli. Aa, işte benimkiler böyle ya mesela. Bunlarla içmek istemiyor. Bunlarla içmek istiyor. Normal klasiklerle. İşte bunun şekli bu. Bu. Evet. Öyle tabii de. Bu güzel. Bu bu. Wow. Burası da daha bir değişikmiş. Sürahi mi o? Bunun takımını aldım ya ben bardak. Ha, şu mu? Hem uzunu hem kısasını aldım. Baksana bu da gelmiş. Ya o zaman onu da alacağım. Ay çok güzel. Onu da alman lazım Arzal. Ay çok, ama o ne kadar ağır. Şunlardan bende var, bak şunda. Ben onu alsam kesinlikle kullanamam. Acayip ağır. Ağır mı? Baksana. Yani işkence gibi. Ver bakayım bir. Ben de Allah, evet. Yok ya. Bir de suyu doldurduğunda düşün. İyice ağırlaşır. Ha, bu güzel. Evet. Bardağı yamultmuşsun. Bak çorba kasesi. O da güzelmiş Beril. İşte yok bu yani. Benim şunlar hoşuma gidiyor ya. Bunlar. Çizgilise. Burada yok herhalde ondan. Biraz da şu yukarıları çekelim. Ne kaşıymış bunlar, ha ölçü. Burada da kavanozlarla şeyler var. Tabaklar. Şunlar bende var. Şunlar var. Balıklı. Çok güzel bunlar. Bunlar böyle kahvaltılık falan. Bunun bütün setleri var. Bunun. Ama hiç kullanıyor mu? Hayır. Kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum acaba? Ya baksana buna.
Bak biri mesela bunu buradan tutacaksın. Böyle lap diyor buradan ellemiş böyle. Nasıl? Böyle mi? Böyle mi tutacaksın? Evet, böyle tutacağım. Böyle mi tutulur bu? Evet, böyle daha kibar değil mi? Böyle daha kibar. Evet, şimdi sıra aşağıya geldi. Hadi sene. Bunları aldım. Neyse sonra bakarız neler aldığımı. Şimdi bu alt katı da gezeyim. Burada plastikler falan var. Bir de pasta masta böyle şey malzemeleri vardı. Onlar yerlerini mi değiştirmişler? Böyle dolanalım. Bu taraftan gideyim. Dolabı içi düzenleyiciler. Tabaklar, tepsiler. Şurada mı acaba? Onların hep yerini değiştirmişler. Leğenler, meğenler işte. Bunlara ihtiyacımız yok da. Ha, buralara getirmişler hep bak. Bunları arıyordum işte. Geçen ben bir şey alacaktım. Hatırlıyor musun biz Mr. D'den? Bulamamıştım. Şu muydu? Şöyle bir şey miydi? Şu bak hamur şekillendirme. Öyle bir şeye bakmamış mıydık? Ha, baksana şu da şey güzel. Delik yapıyor şey kurabiyelere, pizza hamurlarını falan. Şunu galiba aydı. Alsana bir. Bunlar da kurabiye kesmek için. Bu değil miydi? Şöyle bakayım bir arkasını. Evet buydu. Arkadan bir tane alsana. Bulduk. Böyle temizini al. Bak elma kesmek için. Böyle şeyleri ben çok seviyorum. Tamam aldık. Burada da kurabiye kalıpları varmış. Bu neymiş? Puding cup. Puding cupmış. Şundan almıştım ya ben yuvarlağını. Ama hiç kullanamadım. Elmalı kurabiye yapacaktım bir kere. O da olmadı güzel. Kurabiye kalıpları. Şu tarafa gidelim bir de bakalım. Şuraları da karıştıralım gel. Bunlar air fry şeyleri. Bizim işimize yaramaz. Burada pasta malzemeleri. Sepet mi alsaydım? Yo ver benim elime. Şu neymiş? Ha, bu da güzel bir şey biliyor musun? Bir çıkarsana beri. O değil ya şu. Ha elimden mi? Ne bileyim. Görmedim beni. Ha, pirinç falan yıkamak için. Süzgeç falan bence bu o. Bu pirinç mi? Yok pirinç düşer ondan ya. Umut fasulye falan. Biz şimdi geldik takıcıya. Bakalım soracağız. Yazıyı yazıyor muymuşlar? Soralım bakalım. Şurada bir yazısı var. Bir de böyle bir yazı var. Şu alttaki yazısı. Tamam. Bu işimizi de hallettik.
bardaklarımı kıracaktım az kalsın. Şimdi gidiyoruz. Kulak deldirmeye. Kapıyı niye örtmedin Beri? Hadi gidelim, bu kız yine acılar içinde kıvransın bir iki gün. İlk deldirdiğin gün bir sus pus oluyorsun, hiç konuşmuyorsun. Ertesi gün şey yapıyorsun. Altından gözümü kamaştırdı. Beril gitti. Kulağını deldirmeye artık o alıştı diye yanına gidip durmuyorum bile yani. Normal kulağını deldirecek. Geldim buraya ben tırnaklara bakmaya. Ama bütün eşyalarını bana verdiği için şu anda bir de kameramı sildim. Puslu görünüyordu. Bu tırnaklar ne kadar? Ay, ağzıma soktum telefonu. Şöyle bir model. Başka nasıl var? Daha uzunu var. 99 TL. Ay. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Geri asalım yerini. Gitin yanlarına. Abi. Geldiriyor mu? Çizdin mi? Yok, sizi bekliyorum. Tamam, benim bekle. Neyse, yine şey yapamadım. Geldim bakayım. Annem o da görür de sizin görmeyin. Yani. Çünkü annelerin konuda soruyor. Evet. Yok, benim için sorun yok. Burada üçüncü delik çalışıyor mu şu an? Üçüncü delik var mı orada? Yok. Yok. İki tane var. Üç mü olacak yoksa daha yukarıda mı istiyorsunuz? Yani yanınlarına olsun. Yanlarına. Sırayla. Koyun gibi bekliyorum yine Beril. Hazır mısın? Çekirdek acayip koktu. Evet, Beril kulağını deldirdi yine. Ay aman Allah'ım. Bir bu tarafı bir o tarafı deldirdi. Normal üçüncü delikleri oldu. Şimdi sıra Arzu ablamda. Eğer Arzu ablam da cesaret ederse ikinci kulak delimlerini. Bir gün. O gün ne zaman Arzu abla? Beril dördüncüyü deldirirken. Ha. O zaman bir dahaki gelecek. O zaman bir dahaki gelmesinde. Tamam, hazırlanacağım ben de. Hazırlan. Ben de cesaret edemiyorum. Neyse. Hayır, halbuki bütün kulaklarım da dolu. Neyse. Biz artık eve gidiyoruz. Eve dönüş yolundayız. Şimdi de size mutfakta neler oluyor onları göstereceğim. Hadi teyze. Kahve aldık bu arada. Hemen göstereyim size. Teyzem şimdi size anlatacak turşularını. Buraya dizmiş. Yeni açtım. Evet. Bu salatalık. Teyzem anlatmıyor. Ben söyleyeyim o zaman. Bu sadece salatalık mı? Evet. Bu sirkeli fasulyeli biber. Bu da domates turşusu. Onu açtı. İşte hepsini açtı gerçi. Masaya koyuldu. Bir de makarna haşlamış teyzem öyle. Bunu tereyağlı mı yapacaksın? Evet. Sade. Sade. Masada turşuları göstereyim. Evet, açılmış halleri de böyle. Bakın, ağzım sulandı. Güzel görünüyorlar. Yemek yenecek şimdi. Herkes eve gelmiş. Burada da köy ekmekleri var. 2 poşet. Burada da yemekler. Bu makarna için tereyağı. Burada ne? Çorba. Çorba. Ne çorbası bu? Yayla çorbası. Burada da karnıyarık var. Bu da kırmızı biber mi? Kalan içi ona mı doldurdun? Wow. Çok güzel. Bugünün menüsü de bu şekilde. Dün kuru fasulye, pilav, tavuk, salata vardı. Bugünün menüsü de böyle. Bu telefon da yuvarlanıyor hep ya. Buradan öyle göreceğim. Kuru fasulye de var aslında. İsteyenden de yiyebilir. Yok, tolgar yedi mi? Hadi. Bırakır mı hiç? Hiç bırakmaz. Hiç bırakmaz, dayanamaz. Kuru fasulye oldu mu bitene kadar zorlar.